Yani sosyal donatı alanlarından cem evi alanı ayrılabilir. Cem evlerine ilişkin düzenleme 2022 yılının Kasım ayında resmi gazetede yayımlandı. Buna göre cem evlerinin elektrik ve su giderleri devlet tarafından karşılanacak. Hani bir teklif de o şekilde. Ayrıca belediyelere ve il özel idarelerine de cem evi yapımı ve bakımına dair yetki verildi. Konuyla ilgili Bolu Belediyesi de ilk adımı attı. Bolu Belediyesi, meclisi Şubat ayı birinci oturumunda gündeme gelen konu, plan tadilat başvuruları kapsamında İmar ve Şehircilik Komisyonu'na görüşülecek. AK Parti'ye gitmişti. Cemevi yeri belirleme çalışmasına ilişkin bilgi veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ortak görüşün olduğunu söyledi. Hani bir teklif fide o şekilde getirmek istiyoruz. Yani bir yeri cemevi alanı olarak ilan etmek için. Zaten bu konuda Alevi yurttaşlarımızın oluşturduğu bir heyet bütün siyasi partileri dolaşmıştı. AK Parti'ye gitmişti, MHP'ye gitmişti, İYİ Parti'ye gitmişti, CHP'ye gitmişti. Hepsi de Bolu'da yapılacak bir cemevine sıcak bakarız demişlerdi. Yani bu konuda komisyona havale ettiğimiz konulardan bir tanesi, herkesin desteğini bekliyorum. Konuya ilişkin kararın 9 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek Bolu Belediye Meclisi Şubat ayı ikinci oturumunda karara bağlanması ve yerin belirlenmesi bekleniyor.